Merhabalar, iyi akşamlar. Futbol Medya'ya hoş geldiniz. Bugün farklı bir konu ve konukla karşınızdayız. Son dönemlerde 2-3 aydır Galatasaray camiasında bir oluşumun izlerini takip ediyoruz. Herkes bu oluşumu konuşuyor. Hasnun Galip 1905. Ciddi takipçisi var ve Galatasaray camiasının çok önemli isimleri de bu takipçiler listesinde haberleri, yayınları ses getiriyor. Çok merak uyandıran bir yapı. Bu kadar kısa sürede bu kadar geniş kitleye nasıl ulaştı ve etkiledi? Bu merak konusu ve perde arkasında kim var? Yöneticisi kim? Nasıl bir oluşum bu? 8 bin, özür dilerim, 1000'e yakın üyesi var. Binlerce, on binlerce insan da üye olmak için bekliyor. Böyle farklı bir yapı var. Ve o büyük oluşumun, Galatasaray camiasını yakından takip ettiği yapılanmanın yöneticisi, Sayın Tufan Akol bizlerle beraber ilk kez bir canlı yayına çıkıyor. O gizem perdesi aralanıyor ve Tufan Bey ile beraberiz. Tufan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız Bülent Bey? Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Bizi Hasnun Galip 1905 olarak buraya davet etmeniz bize onur verdi. Bütün moderatör arkadaşlarıma ve bütün üyelerimiz adına size teşekkür ederim. Arkadaşlarıma. Valla biz teşekkür ederiz. Rica Yani ederim. bizim yayınımıza çıktınız, bizle berabersiniz, paylaşıyorsunuz. Tabii soracağız yani bu Galatasaray sevdanız nereden geliyor? Hangi süreçlerden geçtiniz? Siz kimsiniz? Bu merak ediliyor çünkü yani Tufan Akol kimdir? Bu kadar önemli Galatasaray camiasının başkanların da dahil olduğu bir yapıyı nasıl oluşturdu? Bunlar merak konusu. Bunların hepsine geleceğiz ama istiyorsanız öncelikle bir Hasnun Galip 1905 fikri nasıl ortaya çıktı? Bu oluşum, bu yapı nedir? Biraz sizden dinleyelim, sizin ağzınızdan dinleyelim. Ben uzun yıllar Galatasaraylıyım. Ona laf söyletmem. Gruplarda bulundum. Platformlarda bulundum. Arkadaşlar devamlı yazıp çizdiler, ettiler. Onları takip ettim. Bazen doğruları yazdığım zaman tacizde bulundum. Söz tacizlerinde bulundum. O gruptan başka bir gruba geçtim. Üç tane grupta bulundum. Ama en sevdiğim 2012 senesinde kurulan Parçalı grubu. Aslan Tanrı verdi arkadaşımın kurduğu grupla hep birlikte 8 senemi verdim. Bazen yazdım, bazen küstüm, bazen çıktım, bazen girdim. Vakit bugüne kadar geldi. Fakat baktığım zaman gruplarda bir ego ortaya çıktı. Bir grup kuruluyor, bir platformdur bu. Bir Galatasaray sevenlerdir, herkes sevenlerdir. Binlerce grup var Galatasaray üzerine. Yok efendim 1905 Galatasaray Sevenler Derneği, yok oydu buydu derken ben artık bunlardan tükendim. Çünkü gençlerimiz yanlış yönetiliyor. Ona yazmayın, buna yazmayın. Geçmiş başkanlar, gelmiş başkanlar. Ona yüklenmeyin, buna yüklenmeyin. İnsanlar ne olduğunu şaşırıyor. Gençlere bir fikir verilmiyor. Kopyala yapıştır hesabıyla insanları yönlendiriyorlar. Bunu gazetede de okuyabilirler, bilgisayara girip kendileri de okuyabilirler. Fakat Hasnun Galip benim için Antalya maçında 2-2 kaldığımız maç gecesi bir tuhaf oldum ben. İsveçliyim, İsveç'te oturuyorum. Yıllarımı verdim. Hem o yazıdan burada. Fakat o Jimmy Durmaz girdiği andıktan sonra eyvah dedim. Golü yedik. O zaman behbat oldum, yıkıldım. Ondan sonra bir akıl geldi bana. Dedim ki ya bir grupta ben kurayım. Ama nasıl bir grup kurayım? Tabii ki bunu sürekli kafamda kurmuştum. Bir grup kurayım dedim. Babamın dükkanı olan Hasnun Galip, Suat Mamat abimin, rahmetli abimin kahvesinin karşısında azıcık da aşağı Bursa sokağına doğru gittiğiniz zaman soldan Hasnun Galip. Hasnun Galip benim için bambaşka. Yukarısına çıkarım, aşağı inerim. 5-6 yaşımdan beri. Hep devamlı giderdim. Dedim ki ben bir isim koyayım ki herkesten ayrıcalık olsun. Tabii ki bu benim bunca sene işveren olarak yapılandırdığım işler olarak da bir azıcık da reklam amaçlı olsun dedim.
Hasnun Galip 1905'i koydum. Amacım benim güzel kardeşlerime, Galatasaray sevdalı kardeşlerime güzel şeyler anlatmak. İlk başlangıç sayfamızın açılışını Sayın Başkanımız, ilk başkanımız Ali Sami Yen Beyefendi'nin anlatımıyla başladı. Her hafta bir başkanın anatomisini anlatıyoruz. Nasıl yaptı, neler yapmıştır, kimdir, nedir diye. Biz arkadaşlarımız yavaş yavaş toplamaya başladık. Eliyoruz, sıkı dokuyoruz. Ama bu camiada tanıdığım güzel insanlar ki yaş belli artık. Onların da sayesinde, onlar da Allah'tan razı olsun. Geldiler, beni kırmadılar. Bütün kardeşimizle birlik beraberlikte güzel bir grup oluşturduk. Amacımız bizim yapıştır kopya yok. İçimizden geleni yazmak. %70 olarak tabii ki yapıştıracağız, kopyalayacağız, koyacağız, edeceğiz. O başka. Ama arkadaşlarımı, moderatör arkadaşlarımı seçtim. Hasnun Galip'i kurdum. Hasnun Galip aşağı, Hasnun Galip yukarı. Herkes konuşurken şu anda tam 2,5 aydayız. Bu kısa sürede herkesten takdir gördük. Sevgili başkanlarımdan gördüm, divan üyeleri abilerimden gördüm, kardeşlerimden gördüm. Genel kurulu üyelerimiz var. Hepsi saygıdeğer insanlar, genel kültürleri yüksek insanlar. Onlarla beraber Galatasaray Lisemizin örf ve adetleri, abi kardeşlik pozisyonunu kurmak istedim. Bu çerçevede güzel bir aile olduk. Biz birbirimize kilitlendik. Herkes birbirine saygılı, hürmetli. Herkes görüşlerini söylüyor. Herkes anlatımını yapıyor. Fakat kızmak yok bizde. Bizde sinkaf da yok. Bizde ayrıcalık yok. Biz gelip bir kişiyi, ben onu düşündüm bunca seneden sonra, bir kişiyi gelip de seni atıyoruz kardeşim, sen Bülent Tuncay'ın hakkında niye yazdın? Başkanın hakkında yazma. Onun hakkında yazma demiyoruz. Biz yeni bir sistem çıkarttık. O güzel arkadaşlarımızı ben Messenger'dan, özelden yazıyorum. Diyorum ki siz bu hatayı yaptınız. Biz sizi bir hafta ya da 5 hafta aralığında dinlenmeye alıyoruz. Aynı ilkokul öğretmenimizin, ortaokul öğretmenimizin tahtanın önünde tek ayakta durdurttuğu gibi onlara biz ne beğeni sunuyoruz, ne de yazma sunuyoruz. Fakat izlemini bırakıyoruz. Yazılanları okuyorlar diye bir sistem kurduk. Sarı kart böyle yani. Gittik. Sarı kart. En sonunda kırmızı kart. Bir daha da girişi olmaz onun. Dedik. Herkes birbirinden bilgi alıyor. Büyüklerinden bilgi alıyor. Arkadaşlarımız giriyor, yazıyor, ediyor. Ama esas amaç sahada top koşturan, formayı giyen futbolcuları sevmek değil amacımız. Biz topluca basketinden tutun, voleybolundan tutun, stopundan tutun, yüz topusundan tutun, her şeyle Galatasaray'ız. Lisemizden Galatasaray'ız. Örf ve adetimizden Galatasaray'ız. Buna biz her zaman böyle de gireceğiz. Evet, yani şimdi Hasnun Galip Galatasaray'ın ilk şehitlerinden biridir. Evet. Galatasaray Lisesi'nin verdiği şehitlerimizden biridir. Çok önemli bir isim. Eskiden kulüp binasının, Beyoğlu'nda kulüp binasının olduğu sokağın adıdır aynı zamanda. Bilmeyenler için de anlatalım, izah edelim. Benim de muhabirlik dönemimde Galatasaray Kulübü oradayken divan toplantılarının da önemli bir kısmı orada gerçekleştirilirdi. Çok sık gittiğim bir yerdi. Toplantıları, yönetim kurulu toplantılarını da takip ederdik. Daha sonra voleybol akademisi oldu. Evet. Şu anda çok aktif kullanılmıyor ama o sokak, Hasnun Galip'in ismini taşıyan sokağı seçmeniz de çok manidar, çok hoş bir seçim olmuş. Şimdi biraz sizi tanıyalım. İsveç'te yaşıyorsunuz. Bu da çok enteresan. Bu arada çok sayıda mesaj geliyor. Bunları da size aktaracağım ama öncelikle sizi biraz tanıyalım. Artık yaş kemaller dediniz ama siz kaç yaşındasınız? Yani İsveç'te yaşıyorsunuz. Liseli oldum. Misiniz? Ben İstanbullu ben, musunuz? Ben İstanbulluyum. 70 yaşına yaklaştık diyelim. Maşallah. Çok dinç görünüyorsunuz, genç görünüyorsunuz. Kendimizi Yüce Rabbimizin verdiği bedeni saygıyla taşıyoruz. Zamanı geldiğinde gideceğiz. Onlar bambaşka. Ben nasıl diyeyim size, Hasnun Galip diyelim.
Hasungalep benim için bambaşka bir sokak. Benim babamın dükkanı da oradaydı. Suat Mamat'ın karşısında, kahvesinin karşısında. Hatta şunu da artık söylemem lazım. Biz kartonları alırdık. Herkes yattığı zaman Bekir abimiz vardı, bekçi. Gece bekçisi. Orada sokak çocuklarını bile yatırdım ben. Üst katta. Kartonların üstünde. Onlar duşunu alır, sabah yine de sokaklara çıkarlardı. Öyle derken o hatıralardan geldi. Ben Mecidiyeköy'lüyüm. Ali Sami Yansıtadı'nın eski açının arkasında doğdum. Büyüdüm. Bambaşka, ona da geleceğiz ikinci safhada. Nasıl oldu, nasıl ettiklerini anlatacağım. Ben öyle bir isim koymak istiyordum ki Galatasaray kelimesinin dışında. Galatasaray kelimesinin dışında. Ama Haslun, Galip bir simgedir. Bir şehidimizdir. Anlatabiliyor muyum? O beni gururlandırdı. Ama herkes diyebilir. Galatasaray Sevenler Derneği, Galatasaray onu, Galatasaray 1905 benim için önemli değil. Esas olan bizim doğuşumuzdur. Galatasaray lisemiz 1481'de kurulmuştur. Ta ki gelmiştir ki medeniyet okuludur. Bunca sene insanları, bunca insanları hem yani şöyle diyeyim ben size, Galatasaray Lisesi tabii ki bunun yanında, pardon, bunun yanında Darüşşafaka Lisemiz var, Kabataş Lisemiz var, İstanbul Erkek Lisemiz var. Vefa var, Alman Lisesi var, var da var. Ama Galatasaray Lisesi bambaşkadır. Bambaşkadır benim için, benim görüşümde. Ben postalinin oradan baktığım zaman tüylerim ürperdi. Ben size bir dahaki konuşmamızda anlatacağım nasıl Galatasaraylı oldu bu da. Galatasaraylılık bambaşkadır. Ben 1965'te Hilton'a girdim. İstanbul Hilton'da çalıştım, ettim. Avrupa'ya açıldık, ettik. İş yerlerim oldu. Ben şefim. Yemek üzerine. Ama Galatasaray sevgim de bambaşka. O artık öyle avuçlara sığmayacak jöle falan değil. Bu bambaşka bir tutkudur Galatasaraylılık. Benim için. Peki. Yani bunu daha önce de konuştuk, gerçekten de öyle. Bir de Mecidiyeköy'de yetiştiğiniz için Galatasaray'la ilgili çok fazla anınız var. Yani Galatasaray'ın o naif dönemlerinin tanığısınız. Tabii, muhtemelen tabii. Çok sayıda hikayeniz de var. Yani bir en azından bir iki tanesini paylaşırsanız, yani sizin gençliğinize, çocukluğunuza yönelik Galatasaray şimdi, Ali Sami Yan Stadı'nda antrenman yaparken maçlar kapalı olsa bile antrenman için geliyorlardı. O zamanlar Galatasaray yoktu. Ya Ali Sami'nin yoktu. Ali Sami'nin yapılmamıştı. İşte bir numaralının orada bir hafiften bir yer, eski açık, yeni açık yoktu. Kapalının o tarafı da yoktu. Zaten son durak Şişli otobüs durağıydı. Paltonlarla insanlar Mecidiyeköy'e girdilerdi. Ayaz Ağa'na kurtlar inerdi. Dutluklar içinde büyüdük. Siyah dutlar, beyaz dutlar, şahane gerçekten yaşardık. Dutluktu yani, değil mi? Mecidiyeköy için. Tabii, yani tabii, buralar tabii, hep tabii, dutluktu tabii. Derlerdi. Tabii. Biz hatta tam kapalının arka tarafında, likörün arka yolunda bir gün biz arkadaşlarla işte oynarken, ufakken biz düştük bir çukura. O çukurda biz delis bulduk. Ihlamur'a gidene kadar. Daha Beşiktaş İskelesinin oradan çıktı bu. İskeletler gördük. Onlar yakalandı, yazıldı, edildi. Biz orada otların içine daldığımız zaman kovboyculuk oynuyorduk, ediyorduk. Ama büyüklerimiz orada antrenman yapıyordu. Nacilerimiz, Gündüz abilerimiz, Coşkun Özer abilerimiz, İsfendiyar abilerimiz. Onların yanında büyüdük. Onları sevdik biz. Öyle büyüdük. Hani bu aşk öyle bir aşk ki dibine inemezsiniz kardeşim ya. Bu sevgi bambaşkadır. Anlatabiliyor muyum? Peki nasıl Galatasaraylı oldunuz? Yani herkesin bir öyküsü var Galatasaray'la ilgili. Genelde şimdi, yakın çevreden oluyor bu öykü. Tabii benim babam Fenerbahçeli. Eski Kasımpaşa Kadıcılarına parmak sizeceğim. Babam koyu Fenerbahçeli. Kardeşlerim Fenerbahçeli. Hatta yıllar evvelinden de devamlı biz Facebook'ta yazıştığımız zaman kardeşim çıkar Fenerbahçe'yi yazar, ben Galatasaray'ı yazarım falan. Millet bizi takip ederdi Facebook'ta. Yüklü de kişiler vardı. Ben, bize her şeyin bir şeysi vardı, ne diyeyim size. Her mahallenin bir gazetecisi vardı. Gazeteler dağıtılır derdi. Gazete bizim dağıtanlar, evet. Cemal abi Beşiktaş formasını giyer, ıhlamuru yakın. Gazete dağıtırdı.
Bizi de işte aratlardı Beşiktaş'ı yapalım diye. O güzel fotoğraflar vardı biliyorsunuz. Artist fotoğrafları, futbolcu fotoğrafları. Çıkartmalar ben var, aldı, kartlar verdi, var. Çıkartmalar var, kartlar vardı, aldı verdi yapardık birbirimizde. Öyle bir sempatim oldu Beşiktaş'a doğru. Çünkü Ilamar'a yakınız falan. Bir gün Allah rahmet anıyorum. Edip Trego'a amcam, Kasımpaşa İlkokulu Müdürü'ydü. Galatasaray Lisesi mezunudur kendisi de. Bir gün aldı beni pilav gününe götürdü. İlk önce Kanaryalar Derneği'ni ziyaret ettik. İçeri gittik pilav gününde. Bir baktım herkes kravatlı, küçüğü büyüğü. Herkes birbirine abi kardeş diyorlar. Oradan ben etkilendim. Yani dedim bu ne? O renkleri gördüm, sarıyı, kırmızı. Oradan aldı beni elimden tuttu. O zamanlar işte 50 senelerin ortası, Japon mağazası yeni açılmış İstiklal Caddesi'nde. Oradan bana bir sarı kırmızı kamyon aldı. Aman efendim, aman efendim, ne fiyaka yaptım, ne fiyaka yaptım hala arkadaşlarıma. Kum doldurduk, alttan aldık, üstten verdik. Ondan sonra işte o güzellik benim benliğime girdi. Eşimi de Galatasaraylı yaptım. Çocuklarımı da Galatasaraylı yaptım. Torunlarımı da Galatasaraylı yaptım. İşte o Galatasaraylı temeli bende orada atıldı. Evet. Ama o sevgi bambaşkadır. Benim için. Siz İsveç'te ne kadar süredir İsveç'tesiniz? 76 senesinden beri. 76, çok uzun bir dönem. Evet. Yani ve devamlı takip ettim. Her şeyinden Galatasaray'ı takip ettim. İçinden dışından takip ettim. Bakın şuna emin olun, kontaklarımla hiçbir zaman kaybetmedim. Bireyen Börs zamanında 3 sene Bireyen Börs'ün yanında saf durdum. Rahmetle andım. Beni Galatasaray'ımın temelinden sonra Galatasaray'ı yetiştiren büyük abim Turgan Ece abimi saygıyla hürmetle anıyorum şu anda. Allah Onun rahmet eylesin üstünden diyelim. koştum. Bana rahmetli abim demişti ki oğlum git Perşembe Pazarı'na çuval kumaşı al. Allah Allah dedik. Arabasını tahsis etti bizi. Gittik geldik. Murat Ece de ümit ediyorum dinliyordur şu an. Kardeşim. Gittik aldık geldik. Kumları doldurttu içine etti. Bütün milleti götürdü Kilyos'a. Herkes bekliyor bu Güven Böşkin bilmem ne kim falan. Geldi işte Ağustos ayında 70 işte nasıl olacak ne izleyecek diyor. Büyük bir şey heyecanla öyle 3 senemiz de onun yanında geçti. Bunu da rahmetli anıyorum. Evet. Çok emeği vardır bana. Çok emeği vardır. Turgan evet. Abimle. Şimdi Galatasaray'ın bugününe geleceğiz ve yarınla biraz göz atacağız. Yani siz Galatasaray'dan hiç kopmuyorsunuz. Orada da Galatasaray'ı yaşıyorsunuz ve bu kadar kısa dönüşte, yani bu kadar kısa sürede bu ultraslanın, rahmetli Alparslan Dikmen'in ultraslanı kurma öyküsü gibi çok hızlı bir oluşum, çok sağlam temellere dayanan güçlü bir yapıyla geliyor bu oluşum. Bunun ya, gelecekle ilgili beklentileri ya da sizin görüşlerinizi soracağım ama bir iki paylaşım var. Onları hemen ileteyim size. Buyurun Uğur efendim. Onur Bey, merhaba, bu güzel ailenin mensubu olduğum için çok mutluyum demiş. Mehmet Ali Küçük Yavuz, Tufan Akol abi demiş, selam söylemiş. Serhat Çelik, Hasnun Galip 1905 üyesi olduğum için onur duyuyorum. Tufan abimi ve sizlere sonsuz selamlar demiş. Galatasaray Güvenlik Amiri Sabri Çelik'miş. Teşekkür ederim kendisine. Parantez içinde. Yine Mehmet Ali Küçük Yavuz, bize inandığınız için teşekkürler demiş. Uğur Bey ikinci mesajı atmış. Desteğimiz sonsuzdur demiş. Çiğdem Payza, sevgili Tufan kardeşime grubu kurduğu ve bizi üye olarak kabul ettiği için çok teşekkür ederim demiş. Pro Harçin Yusufov, Tufan Beyefendi gördüğüm en Galatasaraylı insan şu anda demiş. Bir Azerbaycanlı bir arkadaşımız galiba. Sanıyorum. Özgür Özses, sevgili Tufan abimize sonsuz teşekkürler. Bizi Galatasaray sevgisi tutkusu altında bir araya getirdi. İyi ki bu grubu kurdu. Ona sevgimi, selamlarımı sunuyorum. Yayını zevkle izliyoruz demiş. Mehmet Ali Küçük Yavuz da Turgan Ece abimiz hepimiz için büyük bir idol demiş. Evet, yani 70'li yılların efsane yöneticisi, 3 şampiyonluğun perde arkasında bulunan isimdir. Böyle efsane. Bir hızlı bir turda yaptık. Teşekkür ederiz paylaşımlarınız Rica ederim. için. Şimdi size Tufan Bey soralım.
Galatasaray'ı Fatih Terim'in Galatasaray'ını nasıl buluyorsunuz? Bu sene ve bundan sonraki süreçte Galatasaray'ı neler bekliyor? Ne yapması lazım Galatasaray'ın? Vallahi şimdi ben şöyle söyleyeyim. Herkese Allah Yüce Rabbimiz bir kısmet verir. Sevgili Fatih Terim, Metin abimin, rahmetli andığım Metin Oktay abimin getirdiği, Adana'dan çıkartıp getirdiği bir kardeşimiz, benden yaşlı da ufaktır. Oynamıştır, yıllarını vermiştir. Hatasıyla, sevabıyla güzel liberomuzdur. Ama jübilesini yapmış, Ankara gücü Göztepe derken bir serüvenden sonra Piontek'in yanında hafiften pişmiştir ve Galatasaray'a gelmiştir. Şimdi sevgili arkadaşlarımıza baktığımız zaman, taraftarlarımıza, taraf olmayan taraftarlara diyorum. Ben her zaman bunu söylerim. Bu benim simgemdir. Taraf olmadan taraftarlar benim için bahtiyardır. Galatasaray'ın başına 1996'da geldi. Mevcut yönetim ve başkanımız Faruk Süren abim, saygıyla andığım insandır. Kurmuş olduğu bu serüvende Ergun Gürsoy abim de hayatta unutmam. Geldi, güzel bir başlangıçtan Ali Sami'nde 4 tane golü yedik biz. Küfürler yağıyor. İsmine giremeyeceğim kaptanların da yazıyor, onun da yazıyor, her şeyi yazıyor. Rahmetli olanlar da yazıyor. Fakat mevcut başkan, mevcut yönetim arkasında durdu. Bu kamçı, sırtına değdiği kamçı Fatih Terim'in ateşledi. Mevcut olan sarı kırmızılık aşkını daha da yüceltti. Bunu takımına hissettirdi. İşte orada Fatih Terim pozisyonu başladı. Ve size şöyle söyleyeyim, 82 puanla şampiyon olduk. 60 gol avarajdan geçtik. 90 tane de gol attık. 25 galibiyet, 7 beraberlik, 2 mağlubiyetle de birinci şampiyonluğumuzu aldık 96-97'de. Ve serüven geldi. 3 tane, 4 tane ve Brian Burge'ün rekorunu kırdı. Ve bonusu da UEFA şampiyonluğu oldu. Takımı kurdu, yetiştirdi, heves verdi. Gençlerle beraber Hacı'yı da aldı, Popasikusu'yla beraber. Ve ne olduysa o zamanlar oldu. Çünkü kazanmanın kaybetmesi olmaz. Kazandığımız zaman kazanmak lazım. Orada bir arızalar oldu. Gerek başkan tarafından, yönetim tarafından ve bir ayrılıklar koptu. Ve bu ayrılıktan sonra Lucescu başımıza geldi teknik adam olarak ve aynı vaziyette de ne mağlup diyorum üstüne basarak Şampiyonlar Ligi'ni kazanmış Real Madrid'in elinden Süper Kupa'yı aldık. Bütün herkes konuşur, bağırır, çağırır, onu yaparız, bunu yaparız der ama benim için UEFA Kupası ikinci gelir. Biz Süper Kupa'yı aldık. Şampiyonun elinden Süper Kupa'yı aldık. Bunu niye unutuyorlar? İkinci safhaya geliyor. Onun için ben kızıyorum. Genel kuruldaki arkadaşlarımı da kızıyorum. Taraftara da kızıyorum. Bizim için en önemli olan Süper Kupa'dır. UEFA Kupası benim için ikinci safhadadır. Bunu demek isterim. Evet. Kupaların kupası olduğu için Süper Kupa en üsttedir. Ne mağlup Real Madrid'i yeniyoruz ve Süper Kupa'yı alıyoruz. Bu önemli benim için. Evet. Ve kurmuş olduğu bu takımda da Fatih Terim'in kurmuş olduğu bu takımda da dünya üçüncüsü oluyoruz. O da önemli. Evet. O da başka bir katkı. Onun için ben derim her zaman Fatih Terim, tamam Fatih Terim apolotini koymuş yakasına ama ona yol verenleri de takdir etmek lazım. Onu bir bütündür arkasında, tabii. Yani tabii, parçalamamak lazım. Bu. Tabii yol verdiler. Ama yol vermeselerdi Fatih Terim ne olurdu?
ne olurdu? Ben sorarım. Fatih Terim Galatasaray'a gelmeseydi ne olurdu Adana'dan? Onu sorarım ben. Bu Fatih Terim'i küçümsemek değil, Fatih Terim'i yüceltmek demektir. O andaki mevcut başkanımız Faruk Süren abim benim, sevgili saygıyla andığım, ümit ediyorum şu anda bizi de dinliyor. Linkini de gönderdim kendisine. Ama işte hayat bu. Çünkü her zaman dediğim şekilde benim, hayatta hiçbir zaman zirveye çıkmayacaksınız. Bütün insanlara söylediğim budur. Zirveye çıktığımız zaman, zirveye çıktığımız yerin arkasına baktığımız zaman uçurum, ineceğiniz yerde uçurum. Onun için 80'den 70, 70'den 80 arası çok güzeldir. İşte orada bozuldu sistem. Anlatabiliyor muyum? Zirvede bozuldu sistem. Bir baktık arkamız uçurum, ineceğimiz yerde uçurum. Ama orada mevcut kalmak insan... lazım. İnmeyelim yani, hiçbir takım inmesin. Zirveye çıkmayalım. Zirveyi özleyelim ama zirveye çıkmayalım. Şimdi yine paylaşımlar var. Çetin Özkan her şey sadece Galatasaray için demiş. Zafer Şener Tufancım izliyoruz demiş. Cem çok Tokman, eski arkadaşım. Cem Tokman bu grupta olduğum için çok mutluyum demiş. Prime TV Tufan abimize selamlar demiş. Sonra da ismini açıklamış. Aydın Ayanoğlu, Tufan abin öyle tanır beni demiş. Bir paylaşım yapmış. Biliyorum. Prime ismiyle. Biliyorum. Evet. Orhan Şefik de çok güzel bir söyleşi oluyor. Merakla izliyoruz demiş. Teşekkür ederiz. Şimdi hepsine teşekkür ederim. Şimdi yavaş yavaş toparlayalım. Yani siz geçmişten çok eskiye dayanan, yarım asırı geçen bir Galatasaray kültürünü özümseyerek yaşayan bir insansınız ve Hasnun Galip grubuyla da buradasınız. Artık son böyle sözlerinizi alalım. Yani yine benzer yayınlar yaparız. İlk defa öncelikle teşekkür ederiz. Hani bize de kırmadınız, çıktınız yayın ama. Estağfurullah. Yani bir ben şunu vurgulamak istiyorum. Şunu vurgulamak istiyorum Sayın Bülent. Şimdi bana en çok koyan, arkadaşlarımla konuştuğum bunca sene bir mevzu var ortada. Tabii ki benim haddim olarak hiçbir zaman genel kurulumuz, yani Türkiye'de en görkemli genel kültürleri olan insanlardır. Herkes diyorlar ki liseli lisesiz, mektepli mektepsiz, alaylı alaysız. Ben de dün gece dersimi çalıştım sizin programınıza çıkmak için. Bir bakayım dedim. Kimin liseli, kimin lisesiz olduğunu bir göreyim dedim. 1905'ten bu yana, bakın iyi dinleyin bunu, biraz uzatacağım lafımı. 1905'ten bu yana 18 bin üyesi olmuş Galatasaray'ın. Anlatabiliyor muyum? 18 bin üyesi var. Bunun 5 bini vefat, istifa, ihraç, aidat ödememek filan her şeyinden inmiş. 13 bine gelmiş. Bugün sicil kurumunda 13 bin kişi olarak görülüyor. Ve bu 13 bin kişinin içinde de muhakkak olarak duruyor orada. 13 bin kişinin içinde de bir bakıyoruz, aidatını ödemeyen, hükümetini yapamayan, şeyini yapamayan insanlarla şu andaki mevcut genel kurulda oy verme hakkı olan 9.939 kişi var. Biz bu 13 bine baktığımız zaman, ben bunun araştırmasını yaptım, 13 bin kişinin içine baktığımız zaman 5.400 kişisi, %41'i liseli, %59'u, 7.600 kişisi diğer liselerden mezun, aklı lise sabit, yani genel kültür insanlardan, dışından insanlar. Nerede kaldı bu liseli lisesiz kavgası? Ben buna kızıyorum. Lise öyle biridir ki, bugün lise olmasaydı, inanın bakın ben liseli değilim. Liseye hayranım. Çünkü neden? Tevfik Fikret'leri çıkartmış bize. Büyük elçilerimizi çıkartmış. Siyasi bilgileri okumuşlar. Çünkü liseden her mezun olan, tenzih ederim diğer liseleri. Darüşşafaka olsun, onlara olsun, Vefa olsun, İstanbul Lisesi olsun. Hiç onlar benim umurumda değil. Galatasaray öyle bir 1481'den bu yana, çıktıktan bu yana mezuniyetlerinde her mezuniyetin talebesi makam bulmuştur. Size şunu arz etmek isterim. 1905'te
mühürü basılan Galatasaray futbol takımı bir sınıftan çıkmıştır. Ben bunun araştırmasını yaptım. Coventry, Leicester, Newcastle, Liverpool'da listeden çıkan futbol takımları var. Ama hiçbir mağlup liglerde bile yeri yok. Dünyada listeden çıkmış, namı şanı bir tek Galatasaray var futbol takımı. Bunu seyircisi Afrika'da da var, New Zealand'da da var, Avustralya'da da var, Japonya'da da var, Asya'da da var, Avrupa'da da var, Güney Amerika'da da var, Orta Amerika'da da var, Kuzey Amerika'da da var. Böyle bir takım daha dünyada yok. Onun için benim geliştirdiğim bir projem var. Galatasaray'ıma sunmak istiyorum. İnşallah dinlerler, ederler. Her şey güzellikle olur. Çünkü birlik beraberlik olması lazım Galatasaray'ımızda. Ben bu genel kurula bakıyorum. 9.939 tane üyemiz var, genel kurulumuz var. Benim haddime değil ama ben bir taraf tutmadan taraftara olduğum için derim ki niçin çaba veriyorsunuz da genel kurula kart almak için, üye olmak için buncasine ona telefon ediyorsunuz, buna telefon ediyorsunuz, kuyruklarda kalıyorsunuz. Bu üyeliğe kaptığınız zaman ne üretiyorsunuz diye sorarım ben bu şahıslara, bu muhterem insanlara. Ne üretiyorsunuz? Orada oturmak, el kaldırıp el indirmek değil, üretmektir üyelik. Ne veriyorsunuz? Bugün genel kurul toplanıyor, divan kurulu toplanıyor. Kaç kişi geliyor? Ben bunun peşindeyim. Niye üretmiyoruz? Niye birlik beraberlikle her şeyi sapsağlam götürmüyoruz? Beni üzen işte bu. Ben bu lafları söylediğim için de bütün büyüklerimden özür dilerim. İçimi döktüm, kusuruma bakmayın Bülent kardeşim. Yok yani içinizden geleni zaten söyleyin diye. Evet. Sizi merak ediyoruz çünkü. Bütün Türkiye merak ediyor. Şimdi ben yazıyorum. Ben yazıyorum. Sinek uçsun kulübün içinde ben bilirim. Ama ben yazmıyorum. Kalem yazıyor. Bu güzel arkadaşlarıma, grubumuzdaki arkadaşlarımıza yalnız 22 kişinin top değil. Açı değişti herhalde. Bir onu düzeltelim, öyle devam edelim. Bir dakika, ben düzeltemiyorum bunu. Bir saniye. Telefonu arıyor galiba. Bir saniye. Bu arada bir iki mesaj var. Ben de o sırada bunları buyurun okuyayım. Mehmet Ali, tamam. Küçük Yavuz, Fatih Terim'i bize kazandırdığı için Metin Oktay abimize başta olmak üzere herkese teşekkür ediyoruz demiş. Bir saniye. Metin Oktay abimiz ve Fatih Terim'e destek veren efsane başkanımız Faruk Süren sonsuz teşekkürler demiş. Ömer Engin Baysal, Tufan Akol nefis bir söyleşi, ağzına sağlık demiş. Yine Prime TV, Sayın Bülent Tuğçe, size de teşekkür, bir borç biliyorum. İyi ki böyle bir yayın yaptınız, teşekkürler demiş. Biz teşekkür ederiz efendim katıldığınız için, yayında kaldığınız, takip ettiğiniz için. Mehmet Ali, Küçük Yavuz, böyle bir güzel ortam yardım ettiğiniz için teşekkürler demiş. Rica ederiz efendim, ne demek, sesiniz olmaya, herkesin sesi olmaya gayret ediyoruz mümkün olduğunca. Çiğdem Hanım, çok güzeldi Tufancığım. En kısa zamanda teşekkür tekrarını bekliyoruz. Size de çok teşekkürler Bülent Bey demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Ömer Bey de yine teşekkürlerini inetmiş. Evet, son şeylerinizi, şu, sözlerinizi alalım. Da hatta bir de şu bir şey. Gazoz. Bir şarkı, Şebnem Ferah'tan bir şarkı da istemiştiniz. Bir de evet, fon olarak dipten yavaş yavaş onu da çalalım. Sizin ricanız. Bir saniye, ben onu başlamadan evvel şunu söylemek istiyorum. Ben bütün büyüklerime, genel kurul olsun, divan üyelerimiz olsun, başkanlarımız olsun, şunu iletmek istiyorum. Yaptım de. Yapacağım diye oy toplayıp ne yaptığı meçhul yönetime isyanım vardır benim. İsyanım vardır. Mazbatayı aldıktan sonra her şeyi unutan başkanlara isyanım vardır benim. Yaptım diyen
başkanlara, yönetim kurullarına, sırtını taraftar grubuna üstüne basarak söylüyorum. Dayamış yönetim ben taraftar olarak istemiyorum. Ben bir yönetim istiyorum ki gelecek zamanda kucaklarını açmış böyle taraftarına sarılmış bir yönetim istiyorum. Bir başkan istiyorum. Çünkü taraftarsız hiçbir zaman hiçbir şey olmaz. Galatasaray taraftarı cefakardır. Galatasaray taraftarı her zaman diktir. Galatasaray taraftarı Galatasaray kulübünden birleşmiştir. İlklerin takımıdır. Biz hiçbir zaman taraftar olarak, taraf tutmayan taraftar olarak büyüklerimize saygımız vardır. Fakat sırtımızı nesi meşhur olmayan bir taraftar kitlesine, taraftar grubuna sırtımızı dayamadan yapmamız lazım her şeyimizi. Her şeyin güzeli olması lazım Galatasaray için. Galatasaray asildir, Galatasaray büyüktür, Galatasaray kültürlüdür. Bugün Galatasaray Lisesi olmasaydı Galatasaray yoktu. Ben bunu iletmek isterim bütün arkadaşlarıma. Bizim grubumuzun tek şeysi ben eğitimci olduğuma rağmen ben kişileri eğitemem. Ben onların fikirlerini değiştiremem. Hasun Galip 1905 olarak biz arkadaşlarımızın görüşünü değiştirelim. Bir arkadaşımızın görüşünü değiştirdiğimiz zaman 10 tane arkadaşının görüşünü değiştirir. O 10 arkadaşı da 100 kişi yapar. O 100 kişi de 10 kişi de işte 1000 kişi yapar. Yani birden 1000 doğar. 1000'den de milyonlar doğar. Biz el birliğiyle artık en son lafımı söylüyorum, başlarsınız müziğe. Sil baştan yapalım. Ey genel kurulu, kurul. Ey divan kurulu abilerim. Tufan Bey çok teşekkür ederiz. Rica ederim bir renkli. Yani renkli bir söyleşi oldu. Yüksek bir katılım oldu. Katılan takipçilerimize de teşekkür ederiz. Futbol Medya adresini takip etmeyi, bildirimleri açmayı ve abone olmanın dışında beğenmeyi de lütfen unutmayın. Tufan Bey de herkesin merak ettiği bir isimdi. Hasun Galip 1905'in kurucusu ve yöneticisi. Galatasaray sevdasını anlattı. Buyurun. Biz de Hasun Galip 1905 olarak şunu da iletmek istiyorum. Çok yeni bir şey başlatıyoruz. Her hafta meşhur Bülent Karpat abim maçlardan sonra maç 30 dakika kaybettiğimiz anda bile mağlup olsak, galip olsak bile analizleri yapacak. Futbol analizi yapacak. Ona çok çok teşekkür ediyorum Bülent abime, Bülent Karpat'a. Ve Kadir Solak arkadaşım, Mahir Deniz arkadaşım, şefler maçlardan bir gün evvel yemek tarifleri verecek. Pratik yemek tarifleri. Yakında da çok yakın zamanda çok iyi bir magazin yapacağız. İnşallah müsaade ederse Flora'ya da alacağız. Fatih Terim'le de konuşacağız. Diğer büyüklerimizle de konuşacağız. Güzel bir grup. Güzel bir grup kurma amacındayız. Allah bizi utandırmasın diyorum. Bütün moderatör arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Benim yanımda saf duran arkadaşlarıma ve size de bize bu fırsatı verdiğiniz için Bülent Bey çok çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim efendim. Hasun Galip 1905 oluşumuna size de teşekkürler. Yolunuz açık olsun. Galatasaray'a renk getirdiniz. Yeni fikirler getiriyorsunuz. Yol gösterici olmanız dileğiyle diyelim. Yayınımıza katıldığınız için bir kez daha teşekkür ederiz. Hoşçakalın efendim. Rica ederim efendim. Hayırlı akşamlar tüm arkadaşlarıma.